Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz rehberlik videoları çekiyorum. Bunları da yüklüyorum. İlk bana böyle sıklıkla gelen sorular hakkında bazı soruları cevaplamak istiyorum. Özellikle neden netlerim yükselmiyor? Neden netleriniz yükselmiyor? Netlerinizin yükselmeme sebebi arkadaşlar genelde aynı soru, aynı profilde öğrenci tip sordukları için. Genelde çok sıklıkla konuları yeni yeni bitirmiş, bitirmek üzere olan konuları bitirdikten sonra yeni yeni soru çözmeye başlayan ve konuların daha tam olarak özümsenmediği öğrenciler genelde bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Bu çok alenen açık ve net ki arkadaşlar. Netleriniz konular bittikten belli bir süre sonra ne olacaktır? Artmaya başlayacaktır. Bu süre genelde konu bitiminden sonra, konuların hepsinin bitiminden sonra 1-1,5 aylık bir süreçtir. Öyle birden yükselme olmayacaktır. Çünkü düşünsenize yeni yeni şemalarınız oluşmuş, yeni yeni özümsemeyi gerçekleştirmişsiniz. Sizce bunu bir an önce şeye yansıtabilir miyiz sınav kağıdına? Yansıtamayız. O yüzden de konuyu bitirenlerin netlerinin yükselmesi mutlak alacak süre 1-1,5 aylık bir süre. Örnek veriyorum, eğer bugün konuyu bitirdiyseniz Mayıs, Haziran 15'inde arkadaşlar gerçek netlerinizi görmeye başlayacaksınız. O yüzden de yeni şeyler öğrendikçe zihnimiz daha çok karmaşık hale geldiği için onları oturtmamız zor oluyor. Oturtmamız zor olduğu için de zihin onları tam olarak özümseyemiyor. Özümseyemediği için de bunun için biraz ona zaman vermemiz lazım. Yani öğrenmemizi içselleştirmemiz lazım. Öğrenmenin içselleştirmesi de belli bir zaman alacak bir süreçtir. O yüzden netleriniz yükselmiyor. Bana güvenin. Haziran eğer konuları bitirdiyseniz Haziran 15 veya Temmuz'a doğru netleriniz yükselecektir. İkinci sebebi net yükselmeme sebebi arkadaşlar siz sıfırdan başlamıyorsunuz. Mesela sıfırdan başlayan bir kişi 25 netle başlar, 25'ten 40 nete çıkabilir. Çok rahat çıkabilir ikinci sınavda biraz çalışmayla. Ama ne yazık ki 60'ları gördükten sonra o net artışı böyle çok şeydir yani hani böyle ince ince gider 61, 62, 63, 64 bu şekil gider. O yüzden hızlı bir artış olmaz veya artmaz olduğu yerde kalır. Zaten yüksek yapıyorsun çünkü. Netleri zaten güzel değil. O yüzden burada sabit durması veya kalması normaldir. Çünkü zaten iyi netler yapıyorsun. Anormal olan şu an bile konuları bitirdikten sonra 35-40 netlerde kalmandır. Burada işte neyi bakman lazım? Nerede hata yaptım? Muhtemelen konu çalışırken bir yerlerde hata yaptınız. Kesinlikle. Bu sizin anlama zeka yeteneğiyle alakalı değil. Bu tamamen bir yerde hata yaptığınızdan kaynaklanıyor. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Üçüncü önereceğim şey arkadaşlar, soru çözerken lütfen çözemediğiniz soruları bir tane soru kutunuz olsun, o soru kutusunun içine atın. Bu soru kutusunda bölmeleri ayırın. Eğitim bilimleri, alan ve genel yetenek, genel kültür. Aradan zaman geçtikten sonra o soru kutusundan her yatmadan önce bir iki soru çekip nerede hata yaptığınızı iyi analiz ederek bakarsanız aslında eksiklerinizi de tamamlamış oluyorsunuz. O yüzden lütfen kendinize ait bir soru kutusu yapın. Ve orada kitabınızı kesin. Önemli değil. Yırtın o yaprak testlerindeki şeyleri veya yazın. Ama o çözemediğiniz soruları çözümleriyle birlikte o kutuya atın ve zamanı geldiğinde o kutuda sene sonuna doğru bakın. Yapamadığınız yerler neler? Aa, bu ne kadar basitmiş diyeceksin bak. Kendine olan hem özgüvenin yükselecek, hem benlik saygın yükselecek, hem de neleri çözemediğini tekrarlamış olacaksın. Zaten çözdüklerim var. Çözemediklerimiz önemli zaten bizim. Bu üç. Gelelim dört. Dört arkadaşlar. Hocam ben çalışma programı yapamıyorum. Arkadaşlar çalışma programı demek senin o standarda tık 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 gitmen demek değil ki. Biz insanız, sapmalarımız olur. Biz orada bir şeyleri hatalı yapabiliriz. O gün başımız ağrıyabilir, uykumuz gelebilir. Ya bir iki gün programı yerine getirememek senin o programı yerine getiremeyeceğin anlamına gelmiyor ki. Hepimiz yapıyoruz bunu. O yüzden de bunu çok böyle büyütüp kendinize dert ve kaygı etmeyin. Bakın ne dedim, kaygımız yükselirse hem beynimiz işlevselleşiyor, işlevselliğini kaybediyor, hem duygularımızı kontrol edemiyoruz. O yüzden buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar.
6, 6 mı oldu bilmiyorum. Başka bir soru. Hocam ben bir tek kaynak bitiriyorum. Tek kaynağı arkası hangi kaynağı? Ben arkadaşlar sağlam bir tane kaynağınız varsa özellikle alan için video izleyin. Sevdiğiniz hocaların videolarını izleyin. Çünkü o konuyu tekrar ediyordur. Hocalarınız çünkü hocam ben işte video izlemeyi sevmiyorum. Hayır. Kesinlikle video izleyin. Neden video izleyin diyorum? Yani ders dinleyin. Çünkü hocalarınız o an size nerede ne çıkabileceğiyle alakalı burası önemlidir diyerek hatırlatıyor. Hem arkadaşlar görüyorsun, zaten okumuşsun. Hem dinliyorsun. Tamam mı? Hem de sen onunla birlikte soru da çözüyorsun. Hocanla birlikte. O yüzden de daha fazla duyuya hitap ediyor. Daha fazla duyuya hitap eden daha kalıcı öğrenme gerçekleşir. Bazen olur ki gözünü yumarsın sınav esnasında, yumdun gözünü. O an hatırlayamazsın okuduğunu. Ama o an hocanın dediği o ses tonu, o ses sana o sorunun cevabını hatırlatır. O yüzden tekrar amaçla bunları dinlemenizi istiyorum. Otobüste dinleyin. Nerede dinlerseniz dinleyin ama o ders videolarını dinleyin. Eğer tek kitap bitirdiyseniz. Hocam bazı soru bankaları, gelelim başka bir konuya. Hangi soru bankalarını çözmeliyim? Şimdi arkadaşlar, temel birkaç tane soru bankası vardır ve yayın vardır. Mesela PEGEM bunlardan biridir. Türkiye'de çok kabul edilir. Ha hataları yok mu? Kesinlikle var. Ama PEGEM yayınlarını takip edebilirsiniz. Çünkü birçok üniversite hocası kitaplarının yayınlarını PEGEM kitap evinden bastırır. Ve PEGEM kitap evinden bastırıldığı için ve soruları da üniversite hocaları hazırlıyor. O yüzden de daha çok soru denk getirebiliyor veya yakalayabiliyor veya yakın soru sorulabiliyor. Onun dışında istediğin soru bankasını çözebilirsiniz. Fakat şunu yapmanızı istemiyorum. Çok kırılgan oluyorsunuz. Hatalı birkaç soru geldi mi moraliniz bozuluyor. Çözmek istemiyorsunuz. Zorlandığınızı düşünüyorsunuz. Ama öyle bakmayın ki o senin için deneme. Sen sınava girmiyorsun o an. Sen orada aptal soruyu da görüyorsun. Hatalı soruyu da görüyorsun. Garip enteresan soruyu da görüyorsun. Sorudan da enteresan bir bilgi öğreniyorsun. O yüzden de çözebilirsiniz. Tamam çözebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gelelim diğer bir noktaya. Hocam alanda her yıl çok farklı şeyler soruyorlar. Hayır. 75 soruluk alanda 1 veya 2 tane farklı yer soruyorlar. Peki 1 veya 2 yerlik 2 soruluk yeri o katılan 1,5 milyon kişiden alana giren sizde 15-20 bin hepsi mi biliyor? Hayır. Sadece orada bilen 15-20 kişi. 75 sorudan o. Yani o da şans. Alan çok geniş ama standart sorulan sorular var ki 72-73 tanesi de buradan geliyor. Neden ben iki soru için uğraşacağım? Zaten 72-73 tane mi net yapmak zor? Hayır. 65 alan 65 eğitim bilimlerini geçtiğiniz zaman ki bu PDR için de geçerli. Neden? Çünkü en büyük en yüksek alan neti var. Eğer 65 eğitim bilimi 65 alan civarı yaparsanız zaten atanıyorsunuz. 75 istemiyorlar ki sizden. Neden bu böyle bir şey? Hocam o soruların standart sapması çok fazla. Hayır. Onun standart sapması fazla diye birkaç tane sorunu daha yanlış yapıyorsun. Ben bunu kesinlikle önermiyorum. Alan detaylı olabilir. Ama alanı aslında sade şekilde öğrenmek önemlidir. Anahtar kavramlarını öğrenmek önemlidir. Örnek veriyorum. Kuramlar. Kuramları açıp baktığınız zaman anahtar kavramları bildiğin bir sorunları çözüyorsun. Davranış ve uyum problemleri aynı. Bu tarihte de aynı. Mesela ben tarih alan eğitimi anlattığımda öğrencilerim alan eğitimini yapamıyorlardı. Dedim ki ÖYT bu. Bu ÖYT. ÖYT biliyor musunuz? Çünkü bakmıyorlardı bile. Yapamayacağım düşüncesiyle. Aslında kolaydı. O yüzden risk almak lazım. O yüzden bakmak lazım. O yüzden değiştirmek lazım. Detay değil arkadaşlar. Akıllı çalışmak lazım. Çünkü sizin girdiğiniz sınav 5 tane tercih olan A, B, C, D, E şıkları olan ve birisinin doğru olduğu bir sınav. %20 zaten şans faktörü atmasyon olarak hakkınız var. Atabilirsiniz de. Ama zaten o şıklardan birisi doğru. Ve detay soramazlar çoktan seçmeli sorularda. Detay çıkmaz. Yoruma yönelik sorabilirler. Ki yorum da o kadar uzun tutulur. O yorumun içerisinde aslında birkaç tane anahtar kavramı bulduğunuz zaman çözüme ulaşabilirsiniz. O yüzden lütfen ve lütfen arkadaşlar kendinizi kaygılandırmayın, endişelendirmeyin. Alan konuları da yetişir.
Her şey de yetişir. Ben 5 tane soru bankası çözeceğim. 10 tane deneme çözeceğim. Bunlar arkadaşlar şeyler değil. Bir tane anahtar, bir tane kaynağınız olsun. Anahtar kaynağın arkasına bence video derslerinizin, çünkü bir hocadan dinlemek gerçekten etkili. Şu an video derslerinin dışında herhangi bir imkanımız yok. 2. Güzelce sorularınızı çözün. Kendinize soru çözemediğiniz soru kutuları yapın. Onlardan çıkarın çıkarın. Bakın en güzel soru tekrardır. Konu tekrardır. Soru analizi yapın bolca arkadaşlar. Çözebildiğiniz kadar soru çözün. Herhangi bir soru bankası önemli değil. Aptal sadece tek derdim. Aptal, hatalı, yanlış deyip çok zor soruyorlar deyip kendinizi düşürmenizi istemiyorum. Sizin arkadaşlar öz yeterliğiniz, inancınız kendinize yüksek olursa ve bunun doğrultusunda çalışırsanız başarı garantiydi. Bunu önemseyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Diğer bir rehberlik videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.